Tamamen elde yapılan ürünler. Biz Trabzon'dan geldik, Antep ürünleri de var. 500 ile 900 arasındaki fark ne? 600 lira. Ajandam kanalı. Abone olacağız. Bu şekersiz iyi. Turistler geliyor mu abi buraya? Ununu, buğdayını, her şeyini Van'dan mı getirdik? Merhaba başkan. Bu daha ucuz. Şeker az olduğundan. Bak şu artık 4 liraya ne yaptı, oradan geldim abi. Antalyalılar çerezleri sever. Malatya'nın meşhur ceviz sucuk böyle. Bugün güzel ilimiz Antep'in yöresel ürünlerinin tanıtıldığı ve satıldığı cam piramitteyiz. Geldik Malatya'dan. Merhabalar abi. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz Antalya'mıza. Hoş bulduk. Buyurun, bu Malatya'nın meşhur ürünü. Malatya'nın meşhur ceviz sucuk böyle. Evet. Bu üzüm, bu nar ve tuttan yapılıyor. Nar ve tut. Tamamen şey. Evet. Tamamen doğal. Tamamen doğal. Pekmezli. Tamamen doğal. Şeker, glikoz içermez. Bakıyorum ilgi bayağı var gibi geliyor. Bayağı bir kalabalık var ama. Evet, yoğun ilgi var. Evet. Antalya adına teşekkür ederiz bu yoğun ilgiden dolayı. Bu arada kayısılarımız da indirimde. Normalde 500 liraya fiyatımız 400'e düşürdük. Ceviz sucuklarımız 400'den 300'e düşürdük. 400'den 300'e düşmüş. Evet. Bol cevizli. Bol cevizli. Evet. Malatya Çirep Pazarı. Evet. Seyyar Malatya Pazarı. Evet. Oradan geldik. Malatya'nın özgün, özel ve evet, güzel ürünleri işte burada. İşte burada. Malatya'nın eriği de burada, burada. Bir evet. De, bir de kayısısı var. Kayısı. Kayısı çikolatamız. Kayısıdan yapılıyor bu. Kayısıdan. Evet. Evet. Kayısı çikolatamız. Bu da tutumuz. Çekirdeksiz. Çekirdeksiz cücük. 300 lira. Kuru. Evet. Evet, Malatya Hekiman ceviz 450 lira. Evet, Hekiman ceviz. En güzel ceviz. En güzel. Evet, bu da kan yapar, can yapar. Malatya'nın kan üzümü. Evet, Malatya'nın kan üzümü 300 liraymış. Evet, 300 lira. Atom karışık 400 lira. Evet. Bu da ne var atom karışığın içinde? Buradaki var olan her şey var mı? Hepsi var. Kayısı var. Evet, incir. Buradaki olan her şey karıştırılmış ve atom. 400 lira. Tam atom. Şunlar da kayısı ve pekmezden yapılıyor. Oo. Evet, bu da bir atommuş. Evet, o da ölüyü diriltiyor, öyle diyelim. Canlandırıyor. O kadar yani. O kadar. Oldu abi, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Evet, burada da yine marmelat, krema dünyası. Neresinin abi burası? Malatya. Malatya. Nasıl organizasyon, Malatya, Antep vesaire diye ayrı mı? Efendim? Misafir il olarak geldik. Misafir il olarak geldik. Biz normalde Antep olarak. Antep'in diye biliyorum. Evet, Antep. Ama biz misafir il olarak geldik. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Nasıl Malatya'da depremle ilgili sıkıntımız? Depremden dolayı vardı. Dükkanımız vardı da. Depo daha doğrusu. Depomuz vardı. O yıkıldı. Şu anda yaralar sarılıyor. Çok şükür yok. Can kaybımız bizde. Bizim daha doğrusu bizim mahallede yok. Ama şehir merkezi harap oldu. Yaralar sarılıyordur inşallah. Yani şimdilik hale sarılmadı da. Sarılmaya devam ediyor. Sarılmaya devam edecek. Evet. Oldu, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Oldu, sağ olun. Yüreğimiz sizinle. Teşekkür ederim. Oldu, teşekkürler. Hoş geldiniz, buyurun. Bir yine misafir sanatçı. Balıkesir, yöresel. Kolay gelsin abi. Siz de misafir sanatçısınız herhalde. Evet abiciğim. Hayırlı olsun. 250, sağ olun. Hal ve hareketler iyidir. Ajandam kanalı abi. Vallahi hoş geldiniz demeye geldim. Şekerim var ya. Bu şekersiz iyi. Evet. Şekersizmiş. Yedik. Ol, teşekkürler. Hayırlı işler. Evet. Selamun aleyküm abi. İyi. Hoş geldin demeye geldim. Ajandam kanalı. Nerenin ürünleri? Artvin kestane balı. Artvin. Artvin. Siz de misafir sanatçısınız inşallah buranın. Değil mi? Oldu. Hayırlı işler abi.
Şimdi ayrı ayrı tanıtmaya kalsak çok uzun sürecek. Gevrek tatlı size. Evet. Karadeniz. Abi şekere zararı vardır diyor. Hadi bismillah. Evet. Kolay gelsin abi. İkinci günü herhalde. İkinci günü herhalde. Nasıl, ilgi alaka var mı? Normal ya. Çok şey değil. Oldu bakalım. Kolay gelsin. Evet, şöyle fiyatları gösterip öyle geçiyorum. Tabii ki böyle 3,5 gibi görmeyeyim. Artık o dönem geçti. Abi kolay gelsin. Ajandam kanalı size bir hoş geldin demeye geldim. Şöyle abone olursanız. Nasıl gidiyor? Bayağı hareket var sizde. Antalyalılar çerezleri sever. Bu sefer çok bizi tercih etmiyorlar. Öyle mi? O zaman sağlık verelim, gelsinler buraya. Nereden geliyoruz abi? İzmir. Evet. Süper. Oldu. Hayırlı işler abi. Kolay gelsin. İnşallah bereketli olsun. İnşallah. Hanımefendi merhaba. Siz de berabersiniz zaten değil mi? Oldu. Kolay gelsin. Ablalarımızı da bu arada aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz tabii ki. Analarımız, bacılarımız. Merhaba abim. Merhaba başkan. Ajandam kanalı bir hoş geldin. Ne geldik? Nereden geldik? Trabzon Beşiktaş'ı. Evet. Evet, memleketin her köşesinden her türlü ürün işte bu fuarda, bu festivalde. Kesebilir misiniz? Şöyle kesebilirim. Evet, Gümüşhane, Giresun. Abi hoş geldiniz. Ajandam kanalı. Şöyle bir selam vereyim, hoş geldiniz diyeyim diye geldim. Evet. Baba bunu açamıyor. Merhabalar, kolay gelsin. Bunu evde naneni kat, limonunu kat. Nereden? Antep'ten mi geldik? Ben mi? Bak, 64 plaka ne? Oradan geldim abi. Abi 64 nerenin plakası? Uşak. Uşağımış. Abi bu YouTube kanalından geldim ben. Arkadaşlar abone olsunlar. Tamam mı? Teşekkür ederim. Oldu, sağ olun. Bir hoş geldiniz de geldim. Sağ ol. Sağ olun. Sen de hoş geldin. Sağ olun. Evet. Has be has. Hayvan, ani ürünler. Peynir, çökelek. Hepsi var. Hepsi var. Tereyağı. Antep'ten geldik abi. Yok, biz Trabzon'dan geldik. Antep ürünleri de var. Anladım. Trabzon'un nesi meşhur abi? Kuymak peyniri, muntamalı peyniri, tereyağısı meşhur. En önemli şey. Tereyağı. Şu kuymak peyniri bu mu? Evet. Bir tadımlık alabilir miyiz? Tabii efendim. Ajandam kanalı. Size hoş gelin, geldiniz demeye geldim. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldiniz. Nasıl yapılıyor abi bu? Mısır unu atıyorsun. Tereyağını 100 gram peynire 1 kaşık yemek kaşığı mısır unu atıyorsun. 300 gram yapıyorsun. 3 kaşık mısır unu atıyorsun. Tereyağı çok önemli. Hemen hemen 150-200 gram tereyağını bolca atıyorsun. Yağda mısır unu biraz kavuruyorsun. En sonu bu peyniri atıyorsun. Şu kadar da su bardağı kadar su kaynatıyorsun, ilave ediyorsun. Evet arkadaşlar, işin sırrını öğrendik. Artık evinizde yapabilirsiniz bu peyniri. Aynen. Kuymak peyniri. Aynen, kuymak. Ama Trabzon'un tadına tutmaz değil mi? İlla. Evet, Trabzon'un havasını, havası suyunu, aynen, hayvanlarının beslenme şeklini düşünerek gelip buradan alsınlar değil mi? Tabii. Bir tadına baksınlar. Tadına baksın. Alması önemli değil. Tadına baksın böyle. Geçerken tadına baksın. Evet. Leziz bir peynir. Böyle nasıl desem ya, taze peynire benziyor.
kaşarın bir tık yağlısı, öyle diyeyim size. Hmm. Kaşar peyniri bir tık yağlısına benziyor. Kaşardan yumuşak duruyor. Aynen. Evet. Peki bunun bir süresi var mı? Kaşar gibi böyle bekleme vesaire? Hemen hemen dışarıda 15 gün 20 gün kalıyor. Dondurucu da muhafaza edilecek. Yani parça parça dondurucuya atılacak, kullanılacak. Peki pişmiş sütten mi yapılıyor? Pişmiş sütten. Tabii kaynatılmış pişmiş sütten yaparlar bunu. Zaten çiğ sütten olmaz. Kıcır kıcır olur. O köy peyniri gibi olur çiğ sütten yapılırsa. Bu aynı kaşar gibi yersin, pişmiş sütten yapılan bir peynir. Anladım. Güzel. Yani böyle parmakla... Pardon. Ben yoğurtla karıştırdım. Yok. Dediğim gibi kaşarın bir üstü. Kars kaşarı var. Tulum peynirleri var. Hı-hı. Yan tarafta. Miyat yine çeşitli olarak Balıkesir ürünlerini de getirdik. İzmir tulumu da burada meşhur. Erzincan tulumları. Çeşitli olarak getirdik. Evet. 5 kilo olur. Ne kadar mıhlamak, kuyumak, derli peynir 400 lira. Evet efendim. 400 lira. Evet. Efendim buyurun tadına bakın. Tereyağlarımız 500 lira. Yoğurt tereyağı. Bu kuyumak peyniri. Yarım kilo. 1 kilo olsun hocam. Şöyle tadına da bakabilirsiniz. Evet, burada memleketimizin her köşesinden ürünler bulabiliyoruz. Abim merhaba. Ajandam kanalından size hoş geldin demeye geldim. Nasılsınız? Nasıl gidiyor işler? Çok şükür. Nereden geldik? Maraş. Nasıl işler? İyi bir ilgi var size. Çok şükür. Evet, ilgi iyi. Evet. Peki bunlar el yapımı mı? A'dan Z'ye. Fabrikasyon yani yok ya. %80-85 el yapımı. Tabii arada fabrikasyonlar da var ama genelde evet. Mesel yapımı. Mesela şu adamlıklar tamamen elde yapılan ürünler. Evet. Yani bunun... Zaten fark ediyorsunuz dıştan da baktığınızda el yapımı olduğunu. Evet. Şöyle bir kaldırayım bakayım. Yaklaşık kaç gramdır bu? 1,5 kiloya yakın gelir ortalama. 1,5 kilo. Evet, 1,5 kiloya yakın. Evet. Şöyle içini de gösterelim. Az daha, bak şuna daha geniş. Şuna daha geniş olur, az daha. Evet, gaz lambası. Biz okumayı, yazmayı gaz lambası ışığında öğrendik. Bu normalde alınan iki elinde iki ayak bir yeni alıyor. Dört tane alıyor. Tabii var ya takarlar. Abicim kolay gelsin. Ajandam kanalı. Abone olursanız çok hızlı bir şekilde yayınlamayı düşünüyorum. Çünkü size insanlar gelsin, tanısın, görsün. Bir hafta buradayız. Peki burada faaliyet saat kaça kadar sürüyor abi? Akşama kadar buradayız. 10'a kadar. Sabah? Sabah 10, akşam 10. Sabah 10, akşam 10. Peki nerede kalıyorsunuz? Otelde. Bunları topluyorsunuz, otele gidiyorsunuz. Üzerini kapatıp gidiyoruz. Sabah açıkta. Kapatıp gidiyorsunuz. Üzerini bezle kapatıyoruz, gidiyoruz, sabah geldik. Yani güveniyorsunuz buraya değil mi? Güvenliği var zaten. Ha tamam, güzel. Evet, güvenli bir yerde, güvenli o... Buraya geldik, artık buradakiler de evlerinden buraya bekleriz. İnşallah. Evet, Ajandam kanalına ne diyorsun abi? Ne abi? Ajandam kanalı. Ajandam kanalı, birazdan inceleyeceğim inşallah. Ama eminim güzel bir sayfadır. Abone olacağız. Tamam, teşekkür eyvallah. Ederim. Sağ hadi bakalım, sağ olun. Sen de önce ayırdı inşallah. Evet, yok hızlı bir şekilde yayınlarım yani. İnşallah. Bir hafta beklemem bunu. Oldu, görüşürüz abi. Hadi hürmetle. Evet, böyle güzel hediyelik ürünler. Abi bunları hediyelik olarak mı alıyorlar genelde yoksa... Yok, kullanılıyor bunlar abi, kullanılıyor. Kullanıyorsun, tabii, günlük... Tabii, ateşe koyulur bu. Sofrada yemeklere, şey, servis tabağı var. Tavalar var, yumurta pişirme için. Hı-hı. Pilav pişirme için, hepsi var. Ha, kullanımlık bunlar. Abi kullanılıyor. Evet, bir İçerim de... kalaylı. Ha, kalaylı. Tabii içerim kalaylı. O karabiber değermeni. Peki, kalaycılık işi gerçi çok var, azal. Var, bunlar var. Demircene çarptı var. Var diyor. Var. Ha, anlarım. Zaten uzun süre bir şey olmaz bu kalayla. Bir şey olmaz. Yok, ben küçüklüğümde bilirim yani. Oturmaz yani. Köye gelirlerdi. Bir yere kalaycılar gelirdi. Evet, kurarlardı mahallenin bütün aynen. Şeyleri gelirdi. Seyyar kalaycılar. Evet. Seyyar kalaycılar. Yani oradan bilirim. Aynen. Evet.
Abi bunun adı ne? Satırdik, bakraç. Bakraç, satırdik. Çitil. Ne? Çitil derler. Çitil. Bizde çingil diyor. Çingil işte, yoğurt bakracı. Ha, çingil değil mi? Ha, çingil, çitil. Anladım. Böyle burayı görünce hemen çocukluğumu hatırladım. Orada satır diye geçer Maraş'ın. Ne? Satır. Satır. Yoğurt bakracı, satır. Bakraç o ha. Genel bir şey de. Ha, satır derler. Yani. Satır. Evet, biz çingil derdik buna. Ha. Oldu abi, kolay gelsin. Sağ olasın, sağ ol. Sağ ol. Antepli abimize teşekkür ediyoruz. Maraş. Ha, pardon, özür dilerim. Maraş. Antep'le ilgili bir yer olduğu için ha, böyle. Maraş. Oldu, sağ olun bakalım abi. Haydi görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Evet, böyle kazancıklarımız. Peki bunun yöresel adı ne? Maraş işi genelde bu, Maraş. Adı ne ya? Maraş, şu bir şey. Tencere niye geçer? Tencere. Tencere ha. Tamam. Kuşkana. Kuşkana. Ha. Kuşkana derler. Kuşkana. Tencere, tava, kuşkana. Oldu, kolay gelsin abi. Sağ ol. Sağ olun. Van'dan. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasıl gidiyor işler? Evet, ne diyorlar? Peynirli mi? Ununu, buğdayını, her şeyini Van'dan mı getirdik? Burada. Buradan? Burada. Öyle mi? Aynen. Oo, güzel, o da güzel. Şöyle Ajandam kanalından size hoş geldin demeye geldim. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Teşekkür ederim. Haydi, bütün Antalya'ya, bütün Van'a çok selamlar. Merhaba abi. Selamünaleyküm. Yorulmuşsun ya. Yorulmuşsun diyorum. Yani abi, aslında bir şey de yok da işte ayakta durmaktan. Ayakta durmaktan. Satış var mı? Satış oldu mu? Oluyor mu? Çok şükür abi. Abi Ajandam kanalından sana özellikle hoş geldin demeye geldim. Sağ ol abi. Abone olursanız inşallah yayınlarız. Hoşçakalın. Kendiniz mi yapıyorsunuz hazır veya? %80-90'ı bizimde. Kendi ürününüz. Evet. Şöyle bakalım. 30 liralık, 150 liralık, 60 liralık, 75, 300. 300 ne ya bu? Rolex Play. Özelliği ne? Aynı, o da doğal tarz. Şeklinden dolayı Rolex. Anladım. Evet, bu 300 lira. Hepsi doğal mı bunların? Anladım. Orada doğal olmayan. Abi bunun özelliği ne? Eskiden benim nenelerim falan da takardı bunu. Buna yel bilek de diyorlar. Eklem ağrısı, romatizma, yel, bunlara iyi geliyor. Ben de tamam. Kullandım aynısını. Hani? En sondaki bakır. En sondaki bakır. Yani aynısı iyi yele iyi geliyor diyorsun. Peki rengini atmıyor değil mi? Yok. Atsa da o turşu suyu, domates salçası, ketçap, geri eski haline gelir. Anladım. 30 liraya şeylerimiz var. Getirmedim ki ben. Abi böyle incik boncuklar da ince işler ama güzel işler. Ne kadar bu sultan? Hadi kolay gelsin abi. Haydi hürmetler. 1500 ile 900'ün arasındaki fark ne? 600 lira. Güzel mi? Ha, diğeri daha iyi. Yani abi öğretmenim de. Bilirim yani. Sultanit'in ama kolyesini istersen var hala. Yok. Abi tespitçi benim. Yok, ben hiç tespit çekmedim hayatımda. Selamun aleyküm abi. Nasılsınız abi? Şekersiz petek bal. Kaç lira abi? Abi şekersiz petek bal 530 lira. 530 lira. Peki ne balı? Çiçek balı abi. Çiçek balı. Keven. Evet. Anladım.
şekerleşiyor, kristalleşiyor. Anladım. Karakoğan süzme bal. Bunlarda şeker var mı? Karakoğan zaten biliyorsun. Bununla kilosu 670 lira. Kaç? 670 lira bunun kilosu. Bu daha ucuz. Şeker az olduğundan. Bunun karakoğan dediğimiz olay nedir? Bunun ortasında mum yok. Bunun ortasında mum var. Tekede ama mum var. Mesela bir de sepet var. Şimdi çok merak ettiğim bir mesele. Bu şekersiz bal. Evet. Yüzde kaç? Yüzde kaç? Bir binde... şeker, evet, şeker vereyim demiş. Efendim? Bir şeker. Peki. Bunda şeker var yani. Peki, şeker verilmeden nasıl şeker ortaya alıyor, çıkıyor? Şeker alıyor. Sadece kışın vereyim herhalde. Şeker, bu da kışın kendini beslemek için. O yazın şey bol vakti veriyor. Peki, ben acemi bir vatandaşım. Balın fabrikasyon mu, yerli üretim mi? Anlayamaz mıyım? Herhangi bir iki madde sana bu anlayamaz. Mesela bizim balmamız hep halinden gelmiş. Mesela bizim kendi şeyimiz var. Biz markası masak yapıyorsak şeyler, kartımız var, mağazamız var. Herhangi bir şikayette başvurabiliyorsunuz. Anladım. Evet. Yani vatandaş bunu anlayamaz. Anlayamaz. Mesela adam glikoz yapıyor anlayamıyorsun. Nasıl? Glikozdan bal yapıyor anlayamıyorsun. Evet. Fabrikada üretiliyor artık bunlar. Oldu abim. Kolay gelsin. Sağ olun abi. Kendiniz üretiyor musunuz? Tamam. Sağ olun. Kolay gelsin. Kolay gelsin abim. Size hoş geldiniz. YouTube Ajandam kanalı, size bir hoş geldiniz diyeyim dedim. Yanınıza kadar geldim. Çok güzel şeyler, eşyalar. Turistler geliyor mu abi buraya? Nasıl? Turist geldi mi hiç? Turist. Yabancı. Yurt dışından gelen insan. Tek tük geliyor. Aslında onların ilgisini çeker diye düşünüyorum. Oldu abim, kolay gelsin. Sağ olun. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoş ve esen kalın. Görüşmek dileğiyle.